geçti. Şimdi bunlar değerli kardeşlerim, vizelerin kaldırılması meselesinde söz verdiler, tutmadılar. Şimdi geri kabul diyorlar. Ne geri kabulü ya? Geç onları, geç. Geç onları. Sen benim bakanımı Hollanda'ya sokmayacaksın. Sen benim Dışişleri Bakanıma uçuş izni vermeyeceksin. Benim topraklarım olan başkonsolosluk binasında görüşme yapmak, oraya girmesine fırsat vermeyeceksin. Bizden buralara girişi bekleyeceksin. Yok öyle şey. Yok öyle şey. Arapların güzel bir sözü var. Men dakka dukka. Kim dak ederse ona da dak olur. Şimdi siz bunları mı yaptınız? Sen atını, itini benim oradaki Türk vatandaşlarımın üzerine mi saldın? Benim orada Hüseyin Kurdum'u sen itlerine mi ısıttın? Bunun bedelini ödeyeceksin. Bunun bedelini ödeyeceksin. Beyrut'te sen seçimi birinci parti olarak almış olabilirsin. Ama bilesin ki Türkiye gibi bir dostunu kaybettin. Efendim seçimden sonra başbakanla bir yemek yiyebiliriz. Bizde öyle bir başbakan yok. Geç o iş. Geç o işi. Sen kaybettin. Kaybettin. Niye? Bu ajan terörist ya. Neymiş? Alman vatandaşıymış. Ne vatandaşı olursa olsun. Eğer Türkiye'de bunlar terör estiriyorsa, bunlar gizli ajanlık yapıyorsa bedelini ödeyecek. Türkiye'nin yurt dışında 3 milyona yakın seçmeni var. Bunlar bizim hem vatandaşımızdır, hem soydaşımızdır. Bu da aşağı yukarı 30 milletvekili seçme gücünde bir nüfus demektir. Böyle bir güç dünyanın neresinde yok sayılabilir. Oraya gidip seçim çalışması yapan bakanın, siyasetçinin sana ne zararı var? Bölücü terör örgütü PKK her tarafı yakıyor, yıkıyor. Onlar sana zarar vermiyor. Tam aksine onlara kalkıyorsun, Berlin'in göbeğinde çadır kurduruyorsun. Ve terör örgütünün başına posterlerini oraya asıyorsun. Değerli kardeşlerim, bizimki diplomat ya. Sen diplomatın önünü kesiyorsun. Öbürleri benim vatandaşım. Senin de vatandaşın. Benim aynı zamanda soydaşım. Onların önünü kesiyorsun. Ben onların hakkını aramazsam kimin hakkını arayacağım? Üstelik hayır propagandası yapanlara sonuna kadar kapılarınızı açıyorsunuz. Ama evet diyenlere kapatıyorsunuz. Şimdi ben buradan tabii seslenirim. Hayır kampanyası yapmak üzere PKK ile beraber Avrupa'da dolaşan, ki bunlardan bir tanesi de Türkiye Barolar Birliği'nin başkanıdır. Sen nasıl Barolar Birliği başkanısın ya? Senin PKK ile yan yana olmanı kim anlatabilir ya? Kim anlatabilir? Şu anda Kandil, gençler, Kandil hayır diyor mu? Şu anda PKK'nın başı hayır diyor mu? Bölücü terör örgütlerinin yandaşları hayır diyor mu? Sevgili kardeşlerim, kişi sevdikleriyle beraberdir, unutmayın. Bu hayır diyenler bu ülkede ne kadar güzel şeyler yapılmışsa bunların hepsine hayır demişler.
Türkiye'deki halk oylamasından bu Avrupalılara sesleniyorum. Size ne ya? Size ne? Kardeşlerim, bu ülkenin sistem değişikliğiyle nasıl bir sıçrama yapacağını bunlar iyi biliyor. Ve onun için korkuları var. Çünkü biz göreve geldiğimiz zaman Türkiye'nin IMF'e borcu neydi? 23,5 milyar dolar. Ya bunlar bir iktidara geldi, IMF'e olan borcu sıfırladılar. Şimdi bunlar rahatsız oluyorlar. İstiyorlar ki IMF'in kapısında Türkiye dilenci olarak kalsın. Biz o işi bitirdik. Çünkü biz göreve geldiğimizde delikli paraya Türkiye muhtaçtı. Şimdi bu yok. Merkez Bankası'nın rezervi 27,5 milyar dolardı. Şimdi o da 120 milyar dolara dayandı. Bu onları rahatsız ediyor. Çatlasanız da patlasanız da 16 Nisan yeni bir sistem. Lider ülke Türkiye'yi meydana getirecek bu sistem. Buna var mıyız? Güçlü Türkiye'ye var mıyız? Onun için 31 gün kaldı. 31 gün kapı kapı çalışmaya var mıyız? Hanımlar, sizden özellikle ev sohbetleri istiyorum. Şu 18 maddeyi gittiğiniz evlere anlatın. Orada bunları kendilerine anlatın. Kaleler biliyorsunuz içeriden fethedilir. Onun için hanımların işi burada çok önemli. Kardeşlerim, onlar 50 sente muhtaç, kendilerine sürekli el açan, aman dileyen o eski Türkiye'yi istiyorlar. Bu CHP zihniyeti o zihniyet değil mi? Onlar bizi bu 50 sente muhtaç edenler değil mi? Türkiye güçlendikçe, büyüdükçe, kendi ayakları üzerinde durdukça, ülkemizi hortumladıkları kanallar birer birer kapandıkça adeta kuduruyorlar. Ya sen ne yapıyorsun ya? Atları insanların üzerine salıyorsun. İtlerini insanların üzerine salıyorsun ya. Bunlarda medeniyet diye bir şey yok. Ne diyor Akif? Bunlar için tek dişi kalmış canavar diyor. Dünyaya demokrasi dersi verirler öyle mi? İnsan hakları dersi verirler öyle mi? Özgürlük dersi verirler. Ama kendi çıkarları söz konusu olduğunda faşizmin en alasını sergilemekten kaçınmazlar. Bir de ben diyorum ya, bunlar yeni nazizmdir. Bundan çok rahatsız oluyorum. Çünkü Hollanda Nazi tokatı yedi. Peki ey Hollanda, sen Srebrenica'da benim Müslüman kardeşlerimi, 8354 tane Müslüman kardeşimi katlettiniz. Onu neyle ifade edeceksiniz? Bunları biz unutmuyoruz. Bunların cibiliyetini biliriz. Orada Boşnak kardeşlerimizi şehit ettiler. Her sene Srebrenica katliamının yıl dönümleri anılır. Ve hepsini bunların yaktılar biliyorsun. Ve birçoğunun kabri bilinmez. Yazıklar olsun bunların demokratlığına. Yazıklar olsun sizin Avrupa Birliği müktesebatınıza, değerlerinize. Yazıklar olsun sizin hukukunuza, adaletinize. Avrupa Birliği'nin Adalet Divanı bir açıklama yaptı. Duydunuz değil mi? İşverenlere diyor ki, isterseniz iş yerlerinizde
başörtülü çalışmak isteyenlere müsaade etmeyebilirsiniz. Hani inanç özgürlüğü? Hani din özgürlüğü? Bu kararı veren kim? Avrupa Birliği'nin Mahkemesi Adalet Divanı. Değerli kardeşlerim, bunlar Haçlı Hilal mücadelesini başlattılar. Başka bunun izahı olamaz. Başka izahı olamaz. Ve şu anda yaptıkları budur. Ve açık söylüyorum, Avrupa hızla İkinci Dünya Savaşı öncesi günlere doğru yuvarlanıyor. Ne diyor üstad? Her şey akar. Su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift. Birinden nur akar, birinden kir. Evet. Sakarya, kir akıtan olukların ağızlarını 16 Nisan'da tıkıyor mu? Tıkıyor mu?